bu yaz dönemlerinde hava sıcaklıklarıyla ilgili yaşanan artıştan dolayı bölgemizin etkisi altına alan almasıyla kan bağışlarının sayılarında büyük bir azalma meydana geldi. Türk Kızılayı Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya illerinde kan ihtiyacının tamamı tarafımızdan karşılanmaktadır. Hava sıcaklıkların yaşanan artış halkımızın tatil yörelerine gitmesinden sebebiyle hastanelerimizin kan ihtiyacını özellikle negatif gruplara yönelik ihtiyaçları karşılamakta sıkıntı yaşamaktayız. Yaz aylarında hasta ve hasta yakınlarının yaşadığı mağduriyeti önlememek için tüm halkımızı kan bağış noktalarına davet ediyoruz. Bağışladığınız bir ünite kan 3 kişinin canını kurtarmaktadır. Her bağışladığınız, bulunduğunuz, tanımadığınız 3 kişinin hayatını kurtardığınız 18 ile 65 yaş arasında kişiler, sağlık problemi olmayan kişileri kan bağış merkezlerine davet ediyoruz. Tok karnına gelmeleri, yarın da nüfus kağıdıyla gelirlerse kan bağış merkezlerimiz ve gezici kan alma ekiplerine tüm Eskişehir halkını bekliyoruz efendim. Genelde biliyorsunuz biz kanın kaynağı insan. İnsanlar verdikçe kan bağışını toplamamız mümkün. Tabii insanı etkileyen her faktör de kan bağışını otomatikman etkiliyor. Bunlar ne derseniz en başında kişinin sağlığı olmakla beraber daha önemli olan bir veriyi de havanın sıcaklığı, soğukluğu. Yaz aylarının sıcak geçmesi ve sıcak aylarda kan bağışı normalin biraz altına düşüyor. Tabii ki kış aylarında da aynı şey söz konusu. Bu sefer de soğuk diye kişiler evlerinden çıkmak istemediklerinden dolayı kan bağışları düşüyor. En ideal verdikleri insanlarımızın bahar ayları oluyor. Tabii ki kanın kaynağı insan ve her zaman söylüyoruz kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Yani kaynağı olan bir şeyi sürekli olarak bir şekilde bize bağışlanması gerekiyor ki biz onları hastalarımıza ulaştırabilelim. Yani bir gün verip de o iş bitmiyor. Yapayı yapılmadığı müddetçe sürekli birilerinin bunu vermesi gerekiyor. Yaz aylarına gelince özellikle Ramazan ayından bahsetmek istiyorum. Her ne kadar geçirmiş olsak da bazı elektif cerrahiler dediğimiz ameliyatlar ertelenmek durumunda kalıyor. Yani daha sonra da yapılabilecek türden ameliyatlar. Acil ameliyatları zaten yapmak zorundasınız. Ve tabii ki bunlar ertelendiği zaman ne oluyor? Genelde Ramazan ayının sonuna kaydırılıyor ve kan ihtiyacı o ayın olması gerekenden daha büyük miktara çıkıyor. Önümüz biliyorsunuz 10 günlük bir Kurban Bayramı dönemi var. Kişilerin aileleriyle birlikte ya tatile veya işte vecibelerini getirmek üzere memleketlerine gittikleri bir dönem. Kan bağışının oldukça düştüğü bir dönem. Bu döneme kuvvetli girebilmek adına bugünden başlayarak kan bağışına davet ediyoruz biz halkımızı. Bizim 4 ilden oluşuyoruz bölgemiz. Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi. Kütahya, Bilecik, Afyon ve Eskişehir olmak üzere. Bunda kanı kullanan 54 tane hastanemiz mevcut. Bunların tamamen ihtiyacını Türk Kızılayı tarafından sağlanmakta. %100 oranında sağlanmakta. Yıllık 75 bin ünite eritrosit süspansiyonu olarak yani kanın kırmızı bölümü olarak bir ihtiyaç var. Biz ne kadar topluyoruz gelince Ağustos ayı itibariyle 52 bin bölgede kan toplandı. Bunun 25 bini Eskişehir Kan Bağış Merkezi tarafından Eskişehir bölgesinde toplandı. Yani yıl sonu ortalamasına baktığınız zaman gene 80 binin üzerinde, yaklaşık 85 bine tekabül ediyor. Yani ihtiyacı düşündüğünüz zaman 75 üzerinde bir alış. Ama işte kan bağışlarının bahar aylarında fazla olması, fazla vermesi, diğer aylarda biraz sıkıntı olması sebebiyle dar boğaza giriliyor. Yani orada mesajlarda görüyorsunuz 3 kişinin hayatını kurtardığınız için teşekkür ederiz. O tamamen gerçekliğe dayalı. 3 farklı hastaya taze donmuş plazması, trombositi ve eritrosit süspansiyonu olmak üzere 3 farklı hastaya hayatta kalması için yardımda bulunmuş oluyor. Ve tabii ki biz onlara kahraman gözüyle bakıyoruz. Bir kişinin hayatını kurtarmak kahramanlıktır. Bunu yani kabul etmeyen de yoktur zannedersem. Gayet kolay kahraman olmak. Geleceksiniz, kanınızı bağışlayacaksınız. 3 kişinin hayatında kalmasına vesile olacaksınız.
hem mutlu olacaksınız hem de mutlu edeceksiniz onları ve yakınlarını.